Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine dopdolu bir programla karşınızdayız ve her çarşamba olduğu gibi ağız ve diş sağlığı konusunda danışman hekimimiz olarak bize yardımcı olan diş hekimi doktor Sayın Nihat Tanfer hocamız bizlerle birlikte. Biliyorsunuz bıkmadan usanmadan, hakikaten davetimizi de kırmadan geliyor, sabırla sizlerin benim sorularımı cevaplıyor. İyi ki de cevaplıyorlar çünkü en azından sorularımızın cevabını alıyoruz, merak ettiklerimizi öğreniyoruz ve farkındalık sağlıyor. Dolayısıyla benim sağlık programı yapmaya başladığımdan bu yana geçen sürede, yani bir 15 senelik sürede hakikaten çok farklılaşmalar da oldu. Bunu da konuşacağız ama en önemlisi tabii ki sıkıntılarınızı, sorunlarınızı bize yazabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Emel'cim. Çok şükür. Gayet iyiyim. Dediğin gibi gerçekten 15 sene oldu. Hemen. Ben de belki biraz daha fazla hatta. Ta HPV'den beri. Aynen. Adını da zikredelim buradan. Türkiye'de ciddi sağlık programları yapıldı. Biz de o dönemden beri tanışıyoruz ve birlikteyiz. Aynen. Onun için senin hiçbir davetini kıramam. Sen benim için çok önemlisin. Valla benim için de siz hocam. Her zaman başımızın tacısınız gerçekten. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten Türkiye'de canlı televizyon yayınlarının bu şekilde yapılması, özellikle ben kendi alanımla ilgili söyleyeyim, bir ilki başlattığımıza inanıyorum. Gerçekten hastalar bilinçlendi, insanlar bilinçlendi. Yani hasta olanlar veya olmayanlar da bilinçlendi. Ve ne kadar acıdır ki 15 senenin sonunda hala implantın ne olduğunu bilmeyen, bu kadar programa rağmen, yani sadece ben de yapmıyorum, herkes yapıyor. Tabii canım. Bu kadar programa rağmen hala implantı bilmeyen, implant yazmayı bilmeyen ve işte 3 tane çivi yapılacak benim çeneme diye mail atan hastalar var. Bu işin acıklı tarafı ama bir de bardağın dolu tarafına baktığınız zaman Türkiye'de ciddi bir sağlık bilinçlenmesinin olduğu ve bu sağlık bilinçlenmesinde pozitif yönleriyle insanların ciddi bilgilendiği bir ülkeye geldik. Ama bu arada sağlıkta da ciddi bir şiddet yaşanıyor. Bu şiddeti de en kısa zamanda bakanlığın ortadan kaldıracağına inanıyorum. Onu da parantez içinde değineyim. Bir doktor kolay yetişmiyor. Aynen. O doktorun ettiği yemine sadık kalarak hastalarına elinden geleni yapması tabii ki en doğal ve en normal hali. Başarısızlıklar varsa bunun karşılığı doktora şiddet olmamalı. Tabii canım, o başarısızlıklar da nelerden kaynaklanıyor? Neticede herkes insan, herkes can taşıyor, herkesin problemi var. Bir de elinde alet edevat var mı, ilaç var mı, olanak var mı, yatak var mı, değil mi? Yani sırf doktorla da kaynaklanmıyor. Şimdi hocam, ben sorularıma başlamadan önce, yani izleyicilerimin sorularına geçmeden önce, özellikle bu diş eti sorununa ve dişlerin yani diş kemiğinin erimesi ve diş eti çekilmesine değinmek istiyorum. Çünkü hani şimdi animasyonda da gördüm ve izleyicilerden de bu konuda çok, her hafta bahsetmenize rağmen çok soru geliyor. Evet, çok da fazla hasta görüyoruz diş etleriyle ilgili yakın zamanda. Neden? Çünkü problemler üst üste geliyor. Tabii ki şunu kabul edelim ki Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve herkesin sıkıntı ve stresleri kendi ölçülerinde çok fazla. Buna bağlı olarak sigara tüketimi var. Sigara tüketimi diş eti hastalıklarında birinci etken. Stres çok önemli bir etken. Yani eskiden duymadığımız kadar şimdi çok hastada diş sıkma, diş gıcırdatma ve eklem şikayetleriyle karşı karşıyayız. Ve bunlar ne yazık ki çok genç. Yani 35 ile 45'li yaşlar aralığındaki hastalar. Ve buna bağlı olarak da ne yazık ki çok fazla genç yaşta diş eti problemiyle karşı karşıyayız. Bu diş eti problemlerinin sonuçları diş ve çene kemiklerine yansıdığı için dişlerdeki sallanma, kemik kaybına ve kemik kaybından sonra da ne yazık ki hastaya müdahale edilemez hale gelmesine sebebiyet veriyor. Bunun için işte erken doktora müracaat edilmesi, doktora müracaat edildiği zaman doktorun İlgi alanı dışında ise, yani bir periyodontoloğa yönlendirmesi, bir cerraha yönlendirmesi şart. Şayet palyatif tedbirlerle bu işi geçiştirelim derlerse, ki bunu biz Avrupa'da çok görüyoruz. Yani özellikle Almanya'ya her gittiğimizde, her ziyaretimizde, ben yeni geldim,
çoğu hastada diş eti problemi var. Sebep hep palyatif. Efendim gelin işte 6 ayda bir diş temizliği yapalım. Canım buradaki sadece tedavi diş temizliği değil ki. Bunun cerrahisi var, periodontolojik operasyonları var, flapleri var, şusu var, busu var. Uğraşmıyorlar. Bir diş temizliğiyle geçiştiriyor. Ama ondan sonra olayın boyutları büyüyor. Hasta geliyor, efendim benim çenemde kemik kalmamış. E iş mi şimdi bu? Tabii, iş işten geçtikten sonra. Yani. Hocam geçen gün ben sizi Instagram'dan takip ediyorum ya, orada bir tane bir şey paylaşmıştınız. İzleyicilerime de söylemenizi istiyorum. Hani sağlıklı bir diş etinin rengi, evet. Gül kurusu değildi de sağlıklı bir pembe olur değil mi? Gül kurusu renginde bir pembedir. Doğru, çünkü kızaran, şişen, kanayan diş etleri, moraran diş etleri sağlıksız. Her ne sebeple ise hiçbir şekilde kanayan bir diş etini, aman canım bugün diş etim kanadı diye geçiştirmemek lazım. Bu bir. İki, kanıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Hiçbir organımız durduğu yerde kanamaz. Midemiz durduğu yerde kanamaz, bağırsağımız kanamaz. Mutlaka bir sebebi vardır. Diş eti de bunlardan biri. Aynı yapı. Bu kanama yapıyor ise o zaman mutlaka bir problem var demektir. Hocam 0100'la biten izleyicimiz yazmış. Diyor ki, iyi günler hocam. 3,5 ay önce implant yaptırdım. Alt çenemde müthiş bir uyuşukluk var. Dudağıma da vuruyor. Bu geçmez mi acaba diye soruyor izleyicimiz. Tabii implantın yapıldığı yer itibariyle şayet mentalis ise yakın geldiyse veya üstüne geldiyse, nedir hocam, yani alt çene sinirine denk geldiyse veya yakınsa geçme olasılığı olmakla beraber çok az. Yani tabii ki bir 6 ay bir sene beklenecek ama büyük ölçüde bir ufak sekelin kalması, orada bir uyuşukluğun kalması normal. Bazen ne yazık ki tomografik incelemeler yapılmadan implantlar yapılıyor. Artık şimdi günümüzde tomografi var ve hep hastalarımıza çekip öyle bir uygulama yapıyoruz. Bazı kliniklerde bu yapılabiliyor. Bazen merdiven altı tabir ettiğimiz klinikler oluşuyor ve oralarda implant yapılıyor. Aynı Türkiye'deki saç ekimi gibi ne yazık ki. Ve bu sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Her hekimin başına gelebilir. Gelmese tabii iyi ama olmuşsa biraz B vitamini takviyesiyle beklemekte fayda var. Fayda var diyorsunuz. Peki hocam, şimdi o zaman diş etlerinde en ufak bir kanama olduğunda aynaya baktık, şöyle yaptık. Eğer güzel böyle pembeye çalan bir gül kurusu rengindeyse sağlıklı, ama değilse, renklerde bir bozulma varsa hemen diş hekimine, kanama varsa diş hekimine. Bir de şu dişlerin birbirinden böyle kökleri, artık nasıl diyeyim, böyle boşluklar oluşmaya başladıysa çekilme var demektir değil mutlaka mi hocam? Peki bu iş bu raddeye geldiyse, inşallah gelmez de geldiyse, buradan sonra diş hekimine gidildiği vakit, yani orada artık bir çene kemiği kaybı var ve dişlerin kökü hafiften görülüyorsa, çözüm var mıdır yoksa çekilmesi mi gerekir? Şimdi o çözümün kararını diş hekimi vermemeli. Yani bir pratisyen diş hekimi şayet herhangi bir dalda uzmanlık yapmadıysa, buradan bana sakın kızmasınlar, uzmanlığı yoksa uzman birisine yönlendirsin. Yani bir cerraha yönlendirsin, bir periodontoloğa yönlendirsin. Çünkü burada bir dakika hocam, pardon, özür dilerim. İzleyicilere bir açıklama yapayım. Şimdi biz genellikle doktorların branşlaştığını biliyoruz da diş hekiminde branşlaşmayı çok bilmedikleri için izleyiciler. Normal, İzleyici bilmiyor da ama hekim biliyor. Hekim biliyor tabii, yollamaz. Yani normal diş hekimi var, cerrah olan diş hekimi var. Var, periodontologlar var, sadece diş etleriyle ilgilenenler var. Ve diğer kendi dalında, evet, kron köprü vesaire gidiyor. Ama bunu bir pratisyen hekim görüp de herhangi bir cerrahi müdahale yapmak istemiyorsa veya yapmıyorsa, bunu ya mutlaka yapamıyorsa, tabii ki yapamayabilir, uzman bir hekime yönlendirmesinde mutlaka fayda var. Çünkü o arkadaşımız uzmanlığını yapana kadar çok daha fazla vaka görüp çok daha cerrahi müdahale yapmıştır ve o ona bir çözüm üretecektir. O bakımdan yönlendirmelerde fayda var. Yani dişler aslında uygun kişiye, yani uygun hekime, uzmanına giderse kurtarılma olasılıkları var. Tabii olmaz. Bu çok önemli bir şey çünkü hocam. Peki şimdi hocam, Almanya'dan bir izleyicimiz yazmış. İyi günler hocam. Diyor ki, programın başından beri seyrediyorum. Bu arada telefon numarasının sonu 1244 ile biten izleyicimiz. Programın başından beri seyrediyorum. Almanya'da gerçekten durum böyle demiş.
Evet. Dediniz ya. Ben niye yalan söyleyeyim bu saatten sonra? Hayır yani saptama doğru demek doğru, doğru. Yani. Çok acı ama gerçek. Yalnız Almanya'da değil. Bakın Fransa'da böyle, İngiltere'de böyle. Ha, tabii izleyicim sen Almanya'da yaşadığı için aynen. Onu öyle söylüyor. Bir de Almanya'da farklı bir yapı da var. Onu da görüyoruz. Yani Almanya'da Türk olmuş olmak farklı bir görüşle değerlendiriliyor. Canım işte Türk'tür o, o yapalım. İdare edin. Ama bir Alman gittiği zaman öyle olmuyor. Realite bu ne yazık ki. Bir de böyle bir ayrım var. Hocam ben her ay gidiyorum Almanya'ya. Evet Almanya'daki daha yeni döndünüz zaten. Evet görüyorum ve gerçekten üzülüyorum. Ve Almanya'daki Türk hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ihmal edildiğini çıplak gözle açık net görüyorum. Hı hı. Çok acı ve dramatik. Şimdi burada şöyle demiş, yani izleyicimiz şöyle diyor özetle, uzun bir mesaj yazmıştım. Yani kısacası damak protez kullanıyorum demiş kendisi. Yani takmalı çıkmalı herhalde. Sabit bir diş yaptırmak istedim. Burada habire beni proteze yönlendiriyorlar. Tabii. Sabit dişlerim Türkiye'de yapılabilir mi acaba? Nasıl yapılır? Hocam ne der bu konuda? Tabii diyor. Ki sabit dişler Türkiye'de yapılıyor. Almanya'da şimdi implant sigorta kapsamında değil. İmplantın üstüne yapılan dişler de sigorta kapsamında ama çok sembolik bir rakamda veriyor onu da. Vermiyor gibi bir şey. Ha, vermese de olur gibi. Ve bunun içinde hastayı her zaman total veya parsiyel damaklı protezlere yönlendiriyor. Niye? Çünkü o sigorta kapsamında. Yani sen diyor arkadaş 3. sınıf vatandaşsın. Sen böyle bir proteze, böyle bir yaşantıya layık değilsin diyor. Esas yönlendirmenin formatı bu. Bunu kabul edelim. Ama Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de çenesinde kemiği yoksa kemik yapılıyor. Kemik yapıldıktan sonra implant yapılıyor. İmplant yapıldıktan sonra sabit protezine kavuşuyor. Her yani, şekilde yapılıyor. Tabii canım artık dünya farklı bir 21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyor neredeyse. Kesinlikle. Dolayısıyla o zaman Türkiye'de bunlar yapılıyor. Rahatça sabit dişlerine de izleyicimiz burada kavuşuyor. Yalnız bir şeyi parantez içinde söylemek lazım. Türkiye'de bu iş yani sabit protez işlemi öyle bir noktaya gelmekte ki beni son derece üzüyor. Niye üzüyor? İş böyle market haline geldi ve bunu hastalar da artık fark ettiler. Yani efendim 3 yaptır 2 öde. Şimdi markette ya, var bu 3 yaptır. 3 tane al 2 tanesinin parasını ver. Mobilya mı alıyorsun? Yani. Ama 3 implant yaptır 2'sini öde. Bu çirkin bir şey ve hekimliğe bana göre en büyük hakaret. İkincisi metalaştırıyor yani. Tabii sabit bir stabil düzgün, kaliteli bir implantın bir fiyatı var. Şimdi bunu siz öyle bir noktaya poliklinikler olarak çekmeye gayret ediyorsunuz ki. Yani bana geçen gün bir hasta geldi en basit örneği. Hastanın ağzında implant yapılacak kemik yok. Sıfır. Ben diyor erimiş efendim yani. Adını vermeyeceğim tabii buradan. Bir kliniğe diyor yazdım. Benim çenemde implant yapılacak alt üst çenemde. Kaç paraya yaparsınız dedim. Efendim 6 tane yukarıya 6 tane aşağıya implant yaparız. Fiyatı budur dediler. Peki dedim röntgen gönderdiniz. Yok istemediler dedi. Peki bunu görmeden nasıl karar verdiler dedim. Ben yazdım o klinik söyledi dedi. Şimdi bakın tıbbi etik kurallara riayet edilmediği takdirde bugün sağlık turizmi diye uğraştığımız şeylerin yarın öbür gün ayağımıza kurşun sıkmak gibi olduğunu bunu ne yazık ki poliklinikler, klinikler anlayacaklar. Hı hı. Hekimlik ciddi bir iştir ve ciddi yapılması lazım. Kaliteli malzeme kullanılması lazım ve yapılan işin arkasında durulması lazım. Şimdi böyle palyatif şekilde verdiğiniz zaman hasta da haklı olarak abandone oluyor, şaşırıyor. Yani diyor efendim diyor kemik yokmuş. Yok. Orada nasıl yapacaklar? Bilmem. O zaman hasta da şaşırıyor. O bakımdan hekimliği ben özellikle üstüne basarak söylüyorum. Ciddi bir mesele olarak algılayıp hastalara ona göre davranmak lazım. Kesinlikle. Bu sefer de yani hem gereksiz bir şeye kapılacaklar, bir ümitlenecekler hastalar. Yani bu soru işareti olacak. O klinik öyle dedi, bu klinik böyle demiyor ve falan. Ve haklı gibi. Da hasta. Tabii ben de olsa benim de kafam karışıyor. Ve şimdi artık öyle bir hale geldi ki hasta 10 yere birden yazıyor. Bana bir fiyat verin. Ya canım yani sen mobilya almıyorsun. Bir ayakkabı almıyorsun. Bunu ciddi bir şekilde değerlendir. Özellikle buradan bunu Almanya'ya ve yurt dışında yaşayanlara söylüyorum. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Hekimlik
hafife alınacak bir konu değildir. Almanya'da 3 lira olan bir şeyi siz burada 1 liraya yaptırıyorsanız tamam, buna sevinin çünkü Türkiye'de bazı şeyler daha ucuz. Ama 1 lira değil de 25 kuruşa yaptırıyorsanız o zaman onda bir şüphe uyanması lazım. Soru işareti. Niye acaba bu? Aynen öyle. Değil mi? Şimdi yine sorularıma devam etmek istiyorum hocam. Ankara'dan yazan izleyicimiz, yani Ankara'dan yazdığını söylemiş zaten, 84-17 ile bitiyor. Diyor ki, iyi günler hocam, 28 yaşındayım, dişlerimde çapraşıklıklar var. Bu beni rahatsız ediyor. Bir bayan izleyicimiz, çok da güzel, zaten gülmemiş, böyle gülümsemiş, dişleri görünmüyor. Ama çaresi var artık. Yani, 28 değil 40 yaşında da olsa ortodontik tedavi yapılıyor yani. Ama yeter ki buna karar versin. Bu bir. İki, kararı vermekle kalmıyor. Yani ağızda belli bile olmuyor artık. O kadar güzel enstrümanlar gelişti ki ortodontide. Eski tel gibi değil. Yok yani. Yok canım ya, hiç belli bile olmuyor. Onun için her yaşta yapılabilir. Yeter ki karar. Düzelip güzelce gidiyor. Oluşu bitiyor yani. İyi bir ortodontist seçecek. Zamanla sabır gösterecek. Yani biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi dişte de sabır ne yazık ki gerekiyor. Kesinlikle. Yine devam etmek istiyorum hocam. Hollanda, 31 Hollanda, Hollanda'dan yazan izleyicimiz. İyi günler hocam. Demin sabit protezlerle ilgili söylediğinizi dikkatle dinledim demiş. Annem 65 yaşında. Biz geçen sene Türkiye'de gösterdiğimiz zaman yapılamaz denmişti, implant diyor. Yapılabilir mi acaba diyor. Herhalde yapılamaz denmesinin neden çene erimiş olması ama yani artık mutlaka bir çözüm var. Yapılamaz diye bir şey yok artık. Bu devirde büyük ölçüde yapılamazları kaldırdık. Evet, bundan 30 sene önce belki yapılamayan yerler vardı ama artık kemik augmentasyonu diye bir şey var. Her türlü şekilde iyi kötü bir şeyler yapılıyor. Yani bu peki hocam nasıl bir süreçtir? Yani çünkü hani mesela yurt dışından da Türkiye'nin başka illerinden de bu konu çok ilgi çekiyor hakikaten. İmplant istiyorlar, tam rahat edecekler, rahat beslenecekler ama çene kemiği orada erimiş oluyor. Dolayısıyla hani bu nasıl bir süreçtir? Yani bakın kemik erimesi olmuşsa tabii vakadan vakaya bu değişir ama yapılan operasyonların 6 ay sonrasında büyük ölçüde biz kemik yapılmış bölgeye implant yapabiliyoruz. Bu büyük bir ayrıcalık. Bunu yapabildiğimiz için kemiğin olmaması artık günümüzde çok büyük bir handikap değil. Sadece hastanın o süreyi beklemesi, sigara içmemesi ve bizimle diyalog içerisinde olması lazım. Ondan sonra implantı yaptığınızda yani en fazla 8-9 ayda dişli hale geliyor. Ve fakat 20 senede kaybettiği bir dişi 9 günde elde etmek mümkün değil kaybetmişse kemiğini. Tabii. Ha, kaybetmemişse zaten en fazla 3 aylık bir süreç, 3 ay sonra zaten implant yapılıyor ve dişi yapılıyor. Yine hocam yani her hafta olduğu gibi şu sorular geliyor, işte şeker hastasıyım, şeker çok, çünkü bir de artış da var şekerde yani. Strese mi bağlı, beslenmeye mi bağlı, bir sürü şeye bağlı. Şekere bağlı. Şekere bağlı. En başta şeker yani, şekere bağlı. Allah aşkına çocukların haline bakın. Yani bütün çocukların elinde bilmem ne bon, şu bon, bu bilmem ne. Bunların büyük bir bölümü ne yazık ki palmiye yağından elde ediliyor. Evet. Evet, şimdi kontrol edilmeye çalışılıyor ama bunlar hepsi genel sağlığa zararlı. 20 yaşına geldi mi bir bakıyorsunuz 18 yaşında juvenil diyabet oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu gruptakiler hep soruyorlar hani yani bize işte diş yapılır mı, implant yapılır mı, işte böbrek yetmezliği oluyor ya da ne bileyim kemoterapi, bakın, radyoterapi görmüş oluyor. Düzgün, evet, kemoterapi, radyoterapi tabii ayrı bir taraf ama her türlü vakada artık medikal tedaviyi yaptığınız takdirde müdahale edebiliyorsunuz. Bir çözümü var ya. Var tabii, var. Olur. Kesinlikle. Diyabette haydi haydi var. Yani diyabetli bir hastaya implant yapılır mı? Diyabetli bir hasta yolda yürüdü, kaza geçirdi, bacağı kırıldı. Siz kunçal çakmıyor musunuz içine? Parçalandı film. Diyabetli diye bırakıyor musunuz sakat adamı? Yani şimdi aynı şey ya, diyabet efendim implant yapılır tabii, ona göre zamanı vardır, beklersiniz, o hasta bir stabil hale getirir, iyileşme sonucunu görürsünüz, ondan sonra protezini de yaparsınız, hastaya da dersiniz ki kardeşim her gün oturup da fındık kırma yani.
Mecazi manada değil ama gerçek manada. Yani doğru dürüst çok sert şeylerle beslenme ve hastalar yıllardan beri benim 650 şekeri olup da hala yıllardır implant yaptığımız kullanan hastalarımız var. Tabii yani neticede orası öyle. Dolayısıyla sadece hani karar versinler ve bir yerden tedavilerine başlasınlar. Aynen öyle. Yani bunu uzatmasınlar diyorum. Hocam son olarak şey sormak istiyorum. Mesela renklenme ve şekil bozuklukları ile ilgili ne tür seçeneklerimiz var? Şimdi ortodonti tamam. Ortodonti ayrı bir konu. Renklenme deyince tabii bir doğal gelen bir renklenme var. Yani çocuğun dünyaya geldiği dakikadan itibaren ailesinden aldığı genetik kodlar var. Bu bir. İki, içtiği sular. Üç, içtiği antibiyotikler. Kullanmış olduğu o yaşlarda bir dönem çok fazla, şimdi artık verilmiyor ama leblebi gibi çocuklara antibiyotik verildi. Bunların belirli bir yaştan sonra renklenmeye sebebiyet verdiği biliniyor. Beyazlatmalar var, yapılıyor, geriye dönüyor. Laminated veneer dediğimiz kronlar var, onlar yapılabiliyor veya işte porselenler yapılıyor. Tabii bir de doğal rengi var, mümkün olduğu kadar çok fazla takılmayıp bence doğal dişleri muhafaza etmek lazım. Bileklenme tabii yoksa böyle değil. Olmadığı takdirde yani. Kesinlikle. Hocam ya aslında süremiz bitti. Bir tek soru daha soracağım, bir tek sadece. Çok korkan izleyicilerimiz var bazen hani diş hekimine gitmekten. Yani aslında tedaviler çok değişti, ağrısız yapılıyor ama çok rahatsız olanlar var. Bunlar için bir ara çözüm var mı? Var tabii canım. Yani bir kere günümüzde sedatifleri rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani sedatiflerden kastım hastayı sakinleştirici, farkında olmadan müdahalelerin yapılabileceği imkanlar var. Çok 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 aşırı büyük işlemler yapılıyor ve çok korkuyorsa o zaman genel anestezi altında yapılıyor. Yapılıyor yani. Tabii. Hiç korkmalarına gerek yok. Yok yok. Yıllardan beri yapılıyor yani. Neredeyse 40 senedir yapılıyor. Yani Emel sen de şimdi bunu soruyorsun. Yani kusura bakma evet. Çok teşekkür rica ediyorum hocam. Davetimi kırmadığınız için. Ne demek. Yine ilk fırsatta bekliyorum. İnşallah. Uygun olduğunuzda. İnşallah.